Kamerane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir konuya değineceğim. Çok kısa, fazla uzun sürmeyecek. Volkswagen Jai Motor 1.6 dizel. 2000'lerde de aynı. Çoğu benzinlilerde de aynı. Son yıllarda çıkan bütün araçlarda aşağı yukarı aynı. Yağ filtreleri yukarıda. Yağ filtresinin sökülmesiyle alakalı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Genelde yağ değiştirirken genellikle aşağıdan yağ salıp sonra yukarıdan filtre sökülüyor. Yanlış bir hareket. Aşağıdan yağ salıp yukarıdan filtreyi söktüğünüz zaman filtrenin içinde yağ kalıyor. Yani siz en son karteri tapasını kapatıp yukarıdan filtreyi söktüğünüz zaman filtrenin içindeki yarım litreye yakın yağ kartere iniyor ve eski yağ motorun içinde kalıyor. Bunun için ne yapıyoruz? Önce aracımızın yukarıda olan yağ filtresini söküp ondan sonra aşağıdaki tapayı açıp yağını boşaltıyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İkinci önemli husus arkadaşlar karter tapası. Volkswagen araçlarda şu görmüş olduğunuz tapa çıkıyorsa, yani 6 alyanlık değilse, 19'luksa normalde serviste her bakımda değiştiriliyor. Fakat her bakımda değiştiremiyorsak en azından bakın elimle sökebiliyorum. Eğer ki tapa zor sökülmeye başladıysa bu şu demek oluyor. Tapanız uzamış. Uzama yapıyor arkadaşlar. Ve devamında da karterinizdeki dişi yalama ediyor. Yani elle sökme zorlaştığı zaman tapanızı yenisiyle değiştirin. Bakım yaptığınızda yeni tapa kullanın. Hatta mümkünse her bakımda bunu yeni takın arkadaşlar. Sıkarken de aynı şekilde yağ filtresi gibi 2,5 kilo 25 Nm ile sıkıldığını kontrol edin, emin olun. Ustanıza sorun. Eğer ki sorduğunuz sorulara size ters cevap verecek bir ustanız var ise zaten bence o ustaya hiç gitmeyin daha iyi. Arkadaşlar, yağınızın tamamen süzülmesini bekleyin. Yani şu şekilde hala süzülüyorsa tapayı kapatmayın. Damlamaya başladığı zaman kapatabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde süzülüyorsa bekleyelim. Bu şekilde damlarken kapatıyorum. Damlanın bitmesini beklersek minimum 24 saat boyunca aralıkları uzun da olsa damlamaya devam edecektir. 25 Nm ayarladık. Evet. Yeterli. Geldik yağ filtresine arkadaşlar. Yağ filtresinin lastiklerini, büyük lastiği herkes değiştiriyor. Yalnız şu tane küçük olan lastiği değiştireni pek görmedim. Değiştirmemelerindeki sebep şu: bazı usta eriniyor, takmıyor. Bazen de kullandıkları yan sanayi filtrenin içinden çıkan lastiklerin ölçüsü tutmadığı için değiştirmiyorlar. Onun için ne yapıyoruz? Güzel bir marka, iyi bir marka ya da orijinal kullanıyoruz. Ve lastikleri değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. Gresya ile yağlayıp öyle takacağız. Yağ filtremizi aynı şekilde tapa gibi 2,5 kilo sıkıyoruz. Yani 25 Nm. Arkadaşlar, yağımızı doldurduk. Doldurduktan sonra motorumuzu çalıştırdık ve yağ seviyemizi o şekilde kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere maksimuma yakın. Yani şu kertik yarık olan yere kadar doldurmuyoruz. Maksimum şurası. Şurası maksimum, oraya kadar dolduruyoruz. Fazla doldurmayalım. Aşağıdan pistonlar yağ çekip yağ yakabilir. Seviye ne gösteriyorsa oraya kadar dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bakımımızı yaptık, aracımızı çalıştırdık.
Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Motor yağı kaç kilometrede değiştirilmeli diyen arkadaşlar için, soran arkadaşlar için. Şimdi şöyle, bu motor için Volkswagen Jai Motor 1.6 2000 dizeller için 15.000 kilometre veriyor. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Şöyle, 120.000'de trigger bakımı diyor mesela. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.000'e denk geliyor trigger kayışımız. Yani 15.000'de bir olmuş oluyor. Yalnız yağ bakımını 100.000 kilometreden sonra 10.000'de bir değiştirmeniz motorunuz açısından daha sağlıklı olacaktır. Bunu söylemek istiyordum. Söyledim çünkü takdir edersiniz ki ne kadar kaliteli olursa olsun motor yağları 5.000 kilometreden sonra özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar. 15.000'e kadar gidecek ve motorumuzu yavaş yavaş aşındıracak. Yani şöyle söyleyeyim, 200.000'de bir aracın motorunun aşınması yetkili servis ve aracı üreten firmanın pek de umurunda değil. Çünkü garanti aşamasından artık çıkmış oluyor ve onların karını olmuş oluyor. Yani bir nevi programlı eskitme, programlı hasar gibi ben düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyor olabilirim, bu benim fikrim. Ama dediğim gibi 100.000 kilometreden sonra 10.000'de bir değiştirmenizde fayda var. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve sayıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.